anlamamamız gereken önemli bir şairimiz Eşref Semizade. Şemizade mi, Semizade mi? Farklı geçiyor. Hani bir Kırım Tatarcasında kaynaklarda farklı geçiyor. Bir normal Türkçede biraz farklı geçiyor. Hatta başka yerlerde de farklı geçiyor. Evet. Ama Şemizade diyelim. Semizade. Tamam. O zaman hemen biz yavaş yavaş konumuza geçelim. Bu arada sizden bir şey rica ediyoruz. Lütfen yayınımızı paylaşın. Daha çok insanlar duysun. Çünkü şu anda ben paylaşamıyorum. Viber'ı paylaşamıyor. O yüzden sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Tabi yorum da yapmayı unutmayın. Hemen gelen yorumları da okuyalım. Bayram abimiz bizi yine unutmamış. İyi yayınlar, kolay gelsin Genç Atar demiş. Çok teşekkür ediyoruz Bayram abimize. Biz de ona buradan bir selam gönderelim. Abdullah Haydaman iyi yayınlar demiş. Abdullah'a da teşekkür ediyor. Ve Cahit Can'a, Cahit Bey'e gidiyoruz. Hayırlı yayınlar Genç Atar, selamlar demiş. Ve aleyküm selam, selam olsun bizden de oraya diyelim efendim. Ömer Güler abimiz iyi yayınlar gençler demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de Ömer abimize iyi akşamlar diliyoruz ve devam ediyoruz kaldığımız yerden. Eşref Semizade. Evet. Semizade şairimiz. Bu şairimizin bir hayatını anlatalım. Kim olduğunu bir öğrenelim. Daha sonra iki tane video var demiştin. O iki videoyu gireceğiz. Evet kardeşim. İki tane videomuz var. Birkaç tane de görsellerimiz de var Semizade ile alakalı. Gene bahsettiğin gibi bahsetmeden geçemeyeceğimiz diğer büyüklerimiz gibi Semizade de çok büyük yolbaşçılarımızdan diyebiliriz kendisini. Önemli edebiyat şahsiyetlerimizden, dilimize aslında çok hakim, yani Kırım Tatarcamıza, dilimize çok hakim bir kişiliğe sahip Eşref Semizade. Hemen hayat hikayesine kısa biraz girdiğimizde hızlıca. 21 Haziran 1908 senesinde dünyaya geliyor Kezlev'de Eşref Semizade Kalahay. Onun babası Kırım'da hatta belirli bir cemaat eri var. Yani aslında biraz daha zengin bir kişiliğe de sahip maddi olarak. Memütefe'deki Abdülgafar Çelebi'nin torunu babası. Bu İstanbul'da da eğitim almışlar zamanında Eşref Semizade'nin ailesi. Ve Eşref Semizade'nin de o zamanlarda bunun da etkisini de hissediyor Semizade çocukluğunda. Hatta balalıktan Kırım Tatar şiiriyetinin klasiklerimizde olan Aşık Ömer'den başlayıp da Mehmet Nüzettin şiir üstelinde dersler alıyor. Onlara yönelik eğitimlerden geçiriliyor Eşref Semizade. Hatta Puşkin'le bile haşır neşir oluyor hatta Semizade. Ona meftun olduğu da belirtiliyor kaynaklarda Semizade'nin. Gençliğinde ise Yesenin ve Mayakovski gibi diğer Rus yazarlarıyla da etkileşim halinde oluyor. Onların eserlerini de okuyor Eşref Semizade. Eşref Semizade en önemli bu şekilde eğitimlerini aldıktan sonra Kırım milletimizi, Kırım Tatarca şiirler yazmaya da çalışıyor kendisi. Kendi dilimizi edebiyat sahasına taşıyor. Orada geliştirmeye çalışıyor Semizade. Buna daha çocuk yaşlarda başlıyor da diyebiliyoruz. Hatta gençliğinde falan başlıyor Semizade. 15 yaşlı gencin şiirlerini yazıyor. 15 yaşında diyebiliriz. Tabii burada devirdeki diğer şairlere de meraklanıyor Eşref Semizade. Onlarla tanışmaya da çalışıyor. Ki bunlarda da tanışıyor hatta. 18 yaşında Köz Aydın Mecmuası'nda muharrirlik görevine de başlıyor Eşref Semizade. Yayın hayatına da bu şekilde atılıyor. 1930 senesi Mart ayında Eşref Semizade Devlet Kinematografi Enstitüsü'nün Edebiyat Fakültesi'ne giriyor. Orada artık akademik olarak ders almaya başlıyor Eşref Semizade. Kendini daha çok geliştiriyor. Hatta Moskova'da okurken yılları nesil medeniyet erbapları ile hem Rus dilinde hem de işte Sovyetler Birliği o zamanki şartlara göre hatta Avrupalı edebiyat çevreleriyle de iletişim halinde bulunuyor Eşref Semizade. Bunun yanında diğer çeşitli gazetelerde, dergilerde gibi yayın organlarında devam ediyor Eşref Semizade. Tabi bu dönemde Saide Bodaniskaya ile evleniyor Eşref Semizade. 1912 senesinde dünyaya geliyor Saide Bodaniskaya ki onun da önemli bir ayrıntısı Ali Badaniski'nin kızı oluyor Eşref Semizade ki Ali Badaniski de 1917'de o Kırım'a Halil Cumhuriyetimiz Kurultay'da Milli İnkılap rehberlerimizden yani Halil Cumhuriyetimizin de öncülerinden birisiydi. Burada önemli bir ayrıntı bunu da atlamadan geçmeyelim. Hatta Hanife Hanım da çalışıyor. İşte Saide Bodaniski Hanım'ın annesi de çalışıyor. Hani kadınlarımız da bizim orada çok önemliydi. Burada yine kadınlarımızın hem edebiyat sahasında işte Semizade olduğu gibi geçmişte de aynı şekilde olduğunu görebiliyoruz aslında. Bu bizim milletimizin gene ne kadar büyük bir
kuvvete, geçmişe hatta tarihe sahip olduğunu gösteriyor diye düşünüyorum ben Kalahay. Evet. İşte Semizade'nin şiirleri gençler arasında çok seviliyor Kalahay, popüler oluyor. Şairin her bir şiiri Kırım'ın bütün köşelerinde beklenilen bir olay olarak hatta deniliyor. Hani Eşref Semizade şiir yazmış, hadi okuyalım gibi o dönemde böyle olaylar da gerçekleşiyormuş. Çok sevilen, çok güzel şiirler yazan bir edebiyat kalemine sahip Eşref Semizade. Tabii lirik şiirler de yazıyor şiir türlerine baktığımızda. Bunun yanında 1931 senesinde poemalar da, operalar gibi çeşitli sanat eserleri de gerçekleştiriyor Eşref Semizade. Bu faaliyetleriyle sadece milletimiz arasında ünü yayılmıyor Eşref Semizade'nin. O Sovyetler'de zamanında 1930'lu senelerde, o ilk kuruldukları zamanda Sovyetler çapında da ünü yayılıyor Eşref Semizade'nin. En büyük şairler arasına giriyor. O zaman da Semizade büyük, hatta büyük Sovyet ensiklopedyasında da kendisi oraya giriyor. Hayatı, yazdığı eserleri orada yayınlanıyor Eşref Semizade'nin. Bu bile aslında yeni milletimizin ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Hatta bazı başka şeyleri de gösteriyor. Yine sürgüne de bağlıyoruz. Hani sözde vatan haini gibi şeyler de vardı. Evet. Ama baktığımızda nerelerde her şeyi çıkıyor aslında. Bundan önceki yerimizde Ahmet Han Sultan vardı. Asker olarak görev yapıyordu. Eşref Semizade ansiklopedileri de oluyor gibi. Tabi bunlar daha çok türetilebilir. Aslında ne kadar iddialarının geçersiz olduğu her zaman gün yüzüne çıkıyor değil mi Kalahay? Kesinlikle. Diye düşünüyorum ben. Tabii Eşref Semizade bu şekilde faaliyetlerini gerçekleştirirken, eserlerini yazarken artık Stalin'in de iktidara gelmesi, milletimize karşı o bahsettiğimiz baskıların gerçekleşmesiyle beraber Semizade de bunlardan çok ağır etkileniyor. Tutuklamalara maruz kalıyor. NKVD teşkilatı, o zamanki iç polisin diye gizli polis teşkilatı tarafından da tekiflere maruz kalıyor Eşref Semizade. Hatta Kırım'dan sürülüyor, sürgünlere gönderiliyor. Tabii 1944 senesinde de ailesiyle beraber sürgüne de maruz kalıyor Eşref Semizade. Özbekistan'a gönderiliyor sürgünde Kalahay. Kederi aslında hani edebiyat sahasındaki büyüklüğü kadar kederi de büyük olduğu gibi değerlendirmeler yapılıyor tarihçiler tarafından. Ama gene mücadelesinden, milletimize has o olgular diyeyim hatta, şeyden dolayı vazgeçmiyor. Hem edebiyat sahasında akademik olarak kendini geliştiriyor, şiirlerini yazıyor. Bunun yanında milli mücadelemize de katkılarda bulunuyor Eşref Semizade. Tarihimizi çok kuvvetli bir şekilde biliyor kendisi zaten. Bunu da yazmış olduğu şiirlerinde de göstermekteydi. O Puşkin'in hani Bahçesaray'ın ismini değişmesine engel olan şiir var deyince Bahçesaray Çeşmesi. Onun da tercümesini de gerçekleştiriyor. Bahçesaray, Han Saray ile alakalı diğer başka şiir çalışmaları da bulunuyor Eşref Semizade'nin. Baktığımızda onun 8 satırlık felsefi şiirleri de bulunmakta ki bunlar 2. Dünya Savaşı'ndan sonra milletimizin o tekrar sürgünden sonra hatta da tekrar böyle ayakta kalabilmesi, hani moralinin yüksek olmasının diye önemli yayınlar da yapıyor Eşref Semizade bu şekilde. Köz Yaş Divarı poeması, yani şair icadının en yüksek noktası olarak da tanılıyor Eşref Semizade'nin Köz Yaş Divarı. Bu sevgi ve sadakat hakkında epik bir rivayettir Eşref Semizade'nin yazmış olduğu Köz Yaş Divarı. Poemasında geçmiş, bugün ve gelecek karşılaştırıyor Eşref Semizade. İnsan takdirinin, yani insan davranışlarının, insanın hatta sırrını anlamaya çalışıyor Eşref Semizade bu şiirin poemasında Köz Yaş Divarı. Şöyle de bir dörtlüğümüz var hatta. Dağ artında dağlar var, yıl artında yıllar var. Dünyada biz bilmediğin nice nice allar var diyerek böyle bir dörtlüğünü de hemen verebiliriz takipçilerimizi. Köz Yaş Divarı'ndan aldık. Bunu bahsettiğimiz üzere şairimizin, Eşref Semizade'nin en yüksek noktası, zirve noktası olarak belirtiliyor tarihçiler tarafından. Tabii Eşref Semizade 70 yaşına yakın olduğunda artık rahatsızlanmayan vücudu yıpranmaya başlıyor. Artık nasıl diyelim, hani ömrünün son anlarına doğru geldiğini kendisi de hissediyor ki yazmış olduğu şiirlerinde bunu da bahsediyor aslında Kalahay. Baktığımızda hakikatte imanımı kalbimden yok etmedi, ne düşmanının cebir cürmü ne dostların calası gibi şiirlerde bulunuyor. Kendini biraz daha maneviyat olarak da hazırlıyor Eşref Semizade. Halkın sana ne yaptı deyip sor ama sen halkın için ne yaptın deyip sor diyerek kendinden sonra gelecek olan yaşlara, bizim gibi genç Tatarlara da nasihatlerde bulunuyor. Hani artık
sen halktan bir şey bekleme, senin bir şey beklemeye hakkın yok gibi diye yorumlayabiliriz bunu. Senin halk için mücadele etmen gerekir. Onun için ne yaptığını önce kendini sorgulaman lazım. Ondan sonra bundan yönelik mücadelelerde bulunman lazım ki zaten kendi hayat hikayesi de bunu bize gösteriyor aslında Eşref Semizade'nin. Tabii bunlardan sonra Eşref Semizade 15 Aralık 2008 yılında vefat ediyor. Dünyaya gözlerini kapıyor Eşref Semizade Kalakay. Bu şekilde anlatabiliriz. Evet. Birazcık kaynak olarak da yine Kırım Tatar Milli Meclisimizden internet sitelerinden faydalandım. Web sayfalarında Eşref Semizade ile ilgili kaynaklar vardı. Görsellerimizde de yine hani milliyetçiliğinden bahsettim Eşref Semizade'nin biraz da. Ki elinde Karak Tangalı Gök Bayrağımızı o gururla tutarken çekilmiş olduğu bir fotoğrafı da vardı. Bu aslında yine Eşref Semizade'nin ideallerine ne kadar bağlı olduğunu, yaşlılıkta çekilmiş bir resmiydi o. Hani o zaman bile hiçbir şekilde vazgeçmiyor. Hani ben yaşlandım, yoruldum. Birazcık dinleneyim, hani kartaydık da dinlenelim gibi bir algı hiçbir zaman yok. Her zaman mücadele hayatında ki bu yine baktığımızda bugünkü bile yolbaşçılarımızı da görüyoruz. Mustafa ağamız olsun, Refat ağamız. Onlar bile vatanımız tekrar işgal altında olduktan sonra tekrar mücadeleye atıldılar. Hatta bak, hatırlarsın Kalakay neredeydi? İstanbul'da bir etkinlik olmuştu. Ağamızın yıl doğum günüyle alakalı da belediyeyi hatırlayamadım şu anda. Hani orada da ağamız bu duruma bahsediyordu. Ben artık torun sevmek istiyordum ama durumlar böyle olunca tekrardan başladım gibi. Bu şekilde milletimiz, yaşlarımız ne olursa olsun hiçbir şekilde mücadeleden vazgeçmiyoruz. Bunun yanında kendimizi akademik edip yani ilmi sahalarda da geliştiriyoruz. Kalakay Eşref Semizade edebiyat sahasında kendini oldukça geliştiriyor baktığımız şekilde. Tabii bunun Eşref Semizade'nin hayatıyla alakalı diğer birkaç daha anekdotumuz var. Bunlar da önemli, atlamadan geçemeyiz. Eşref Semizade'nin yazmış olduğu şiirlerine baktığımızda onun şiirlerinin temeli kendinin çok özgünlüğüne dayanıyor. Yani yazmış olduğu şiirler çok özgün diyebiliriz. Hani, baktığımızda Özün Çelik şiirinde bunu da görebiliriz aslında baktığımız kaynaklarda. Oradan bir dörtlü okuduğumuzda güzellikle sonsuz beril özüne has ol şiirim. Özüne has olamasan lav etip yan öl şiirim diyerek hem kendine de burada vurur. Hani özgün olman gerekir baktığınızda. Lav etip yan öl şiirim der gibi özgünlüğü vurguluyor Eşref Semizade. Bu şekilde onun yüceliğini arttıran, şanını, hani önemini arttıran bir durumda özgünlüğünü yakalamasıdır Eşref Semizade'nin. Hatta onun hakkında, yine Eşref Semizade hakkında bahseden tarihçilerimizin de bu şekilde belirtiyorlar. İlk şiirinden, yazmış olduğu ilk şiirden son şiirine kadar kendi çizgisinden, kendi özgünlüğünden hiçbir şekilde vazgeçmemiş Eşref Semizade. İlk şiiri olan İlki Sevgi 1923 yılında yayınlandı. Son şiiri ise Yüreğime 1970 senesinde yazılıyor. Bu bahsettiğim üzere 1923'te 1978'e kadar yazmış olduğu bütün şiirlerinde, edebi eserlerinde kendi kalemini, özgünlüğünü hiçbir zaman kaybetmiyor Eşref Semizade. Gene ölümünden kendini hissettiğini de bahsetmiştik. Baktığımızda 70 yıllık hayatının son günlerinde yazdığı şiirin altına ölümünün yaklaşkanını anlat kendisi not düşken. O da şu şekilde bir not. Bu şiir son iki şiirim olsa gerek. Elvida, ulu, hor, bahtsız halkım diyerek kendi şiirinin altına da böyle bir not düşüyor Eşref Semizade Deniz Kaldakay. Baktığımızda gene diğer bir anekdotlarımız arasında tabii çocukken edebiyat sahasında meraklı olduğunu söylemiştik Eşref Semizade'nin. Bununla alakalı bir notumuzda ailesine yani orantasına ciberdiğin mektuplarını Kırım Tatar Çınları tarzında yazıyor. Onlardan anekdotlar ekliyor kendisi Kalakay. Bu şekilde kendi hayatıyla şiir hayatını, edebiyat hayatını bütünleştirdiğini görebiliriz Eşref Semizade'nin. Tabii Hasan Sabri Ayvaz, Abdullah Latifzade gibi diğer büyük edebiyat sahasındaki alimlerimizle de beraber çalışıyor Eşref Semizade. Közaydın jurnalinde muharrirlik yaparken beraber oluyor. Bunların da etkisi çok büyük oluyor Eşref Semizade'nin edebiyat sahasında gelişmesinde diyoruz Kalakay. Hatta baktığımızda önemli olarak dünya edebiyatına da katkısı. Dünya edebiyatında da yer eden hani Cervantes vardı, Don Quixote hepimiz okumuşuzdur. İlkokulda da okutuyorlardı Kalakay. Onun kitabını dilimize Kırım Tatarca'ya tercüme ediyor Eşref Semizade.
Bu bile aslında onun hani ne kadar dilimize hakim olduğunu edebiyat sahasında olsun gösteriyor bizlere Eşref Semizade'nin. Tabii bunun yanında yine bahsettiğim üzere Puşkin'in Bahçesaray şiirini de dilimize tercüme etmesi de yine onun büyüklüğünü gösteriyor ki hani kaynağımızda da o şekilde bahsediyoruz. Sen de belki bunun hakkında ya destekleyesin yani birkaç yorum yaparsın diye düşünüyorum ben. Hani edeb tercüme yapmak hani her zaman zordu diyebiliriz. Hani kitap tercümesi olsun başka bir şey ama bir şiirin tercümesini yapmak hani o duygu yükünü çevirmek, başka bir dile çevirmek hiç her kimseye ne olmaz diyeyim yani şey olmaz hani her kimse çeviremez diyebiliriz değil mi Kalakay? Bu bile ne kadar aslında hani büyüklüğünü gösteriyor. Rusçadan bizim dilimize çeviriyor Eşref Semizade. Baktığımızda Doğuganına yani işte Semizade'nin doğumunun 100. yılına 100. yılına binaen 2008 yılında Eşref Semizade yılı ilan ediliyor. Bu şekilde de Eşref Semizade'yi bir yad etme vazifemiz yani saygı vazifemiz de gerçekleştiriliyor Eşref Semizade'ye karşı. 19 ve 22 Mayıs 2009'da Dünya Kırım Tatar Kongremizde Kırım Tatar müzikali drama gösterilerinde bulunuyor Eşref Semizade. Aslan eserini sergiliyor. Dünya Kırım Tatar Kongremizde de böyle faaliyetlerinde de bulunuyor Eşref Semizade. Adına tertip edilgen edebiyat konulu konferanslar, programlar, sempozyumlar gibi çeşitli faaliyetler de gerçekleştiriyor Eşref Semizade. Hatta bununla ilgili bir programda Safter Nagayev'de devir aralıklarında kitabını Eşref Semizade'ye ithaf ediyor. Semizade'ni anlamak ve ustazlığını görmek için İsmail Gasprinski adına Cumhuriyet Kırım Tatar Kütüphanesi'ne bağışlanan kitaplarını okumak gerek diyerek de Safter Nagayev kendisi açıklamalarda bulunuyor. Eşref Semizade'ye ile alakalı Kalakay bu şekilde Eşref Semizade'yi anlatabiliriz diye düşünüyorum ben inşallah. Takipçilerimize de anlatabilmişimdir diye ümit ediyorum ben Kanakay. İnşallah olmuştur. Yani anlatabilmişizdir zaten.